Müslümanlığı başka tür şekilde anlayan benim gibi insanlar için bir zulüm. Ben dini ölüler için değil, diriler için anlıyorum. Dinin esas meselesi mülkiyet ve adalet meselesidir. Eğer dini buna koparsanız ölüler, ruhlar ve mezarlarla ilgili bir vicdan işi haline getirirseniz o dini kaybedersiniz. Bu noktada devlet din anlayışıyla kökten bir karşılıklı söz konusu. Böyle bir dinlerle uzlaşma mümkün değildir. Anladığım kitapta, okuduğum Kur'an'da işte böyle bir dinden bahsediyorum. Alevi dedesini diyarını sağırsanız camilerdeki sünni hocalardan birisi doğrusunuz. Yani onlar gibi olmak istiyorsunuz. Tam tersi bağımsızlaşmanız ve onu ayırmanız gerekir. Hiçbir Moğolların diyarında görev almaması gerekir. Hiçbir Alevi dedesinin diyarının üyesine girmemesi gerekir. Hiçbir sünni hocanın da diyarının üyesine yer almaması gerekir. Diyanetin kaldırılmasını savunması gerekir. Çünkü diyanet demek devletin dini kontrol mekanizması demektir. Diyanet İslam'ı yaşamak için değil, kontrol etmek için kurulur. Devletin temel yapısında, ideolojik ve ontolojik temellerinde bir değişiklik şarttır. Ancak bu nasıl yapılacaktır? Devletin çelik çekirdeği ya kendisi bunu yapacak, buna karar verecek, zamanın ruhunu okuyacak veya kamuoyu güçleri onu ona zorlayacak veya bir devrim olacak. Ondan sonra bu işler değişecek. Bir, İslam dahil, İslamiyet dahil devletin anayasasında resmi ortak metninde herhangi bir dinin ismi yaranmamalıdır. Bunu Müslüman, Türk ve Sünni kökünde ve kökünde büyüyüp gelmiş kökeni olan orası olan birisi olarak söylüyorum. Bir Kur'an tefsiri yazan birisi olarak söylüyorum. Resmi olarak devletin anayasa metninde İslam dahil herhangi bir dinin ismi yaranmamalıdır. Bunun en anladığım İslam meselesi açısından hiçbir sorun yoktur. Adaletin yaratması, eşitliğin yaratması, özgürlüğün yaratması, evrensel bir takım değerlerin yaratması yeterlidir. İslam'ın temel mevzularının ve mesajlarının da zaten bunlarla bir sorun yoktur. İki, Alevilik, Sünnilik, Ehl-i Sünnet dahil herhangi bir mezhebin ismi anayasal ortak metinde yer alınmaktır. Üç, Atatürk dahil herhangi bir şahsın, kişinin ismi anayasadan çıkarılmaktır ve yer alınmaktır. Çünkü gayri şahsi egemenlik esas olmaktır. Gayri şahsi egemenlik demek herhangi bir şahsın ideolojisi, dünya görüşü değil. Gayri şahsi, şahsi olmayan, hepimize ait olan, adalet, eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, cumhuriyet, emek gibi
dahi dışlarsanız zulmetmiş. Bir kesme dahi gel senin ucundan tut demezseniz, sen kenarda dur derseniz zulmetmiş. Bu hangi sorusu olsun? Hangi sorusu olsun? Ama bu sürenin çok zor bir iştir. Ama imkansız değildir. Bunun için biraz yüce ruhlara ihtiyaç vardır. İdealist yüce ruhlara ihtiyaç vardır. İmkansızı isteyen insanlara ihtiyaç vardır. İmkansızı iste hemen şimdi diye bir başkasına ihtiyaç vardır. Aksi halde başkalarının yönlendirmesi içerisinde kaybolur gideriz. Şimdi bu konuyu tekrar Alevi'ye bağlayarak bitiriyorum. Şimdi Alevi'nin ne olduğunu, Aleviler karar verecektir. Kürt'ün kim olduğunu, Kürt karar verecektir. Türk'ün kim olduğunu, Türk karar verecektir. Şimdi benim aklımda bir Alevi grubu var. Alevi'nin İslam düşünce tarihi içerisinde diye oturtuyorum. Benim anlayışıma göre Sünni'nin İslam'ın klasik aklı ise Alevi'nin de ruhudur. Her isminde İslam tarihinde ve tarihsel tecrübesinde bir yeri vardır. Ve ben her isim mesajını kendimi alıyorum. Ama Alevi dediğiniz kimse, kişi nedir? Nasıl yaşar? Doğayı nasıl devleri nasıl yapar, İslam tarihi nasıl yorumlar? Tabii bu hususlar fazla bu sempozyumda girmek istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bırakınız Aleviler kendilerini tanımasınlar. Alevi'nin toplandığı yere burası ibadethane diyorsa devlet bunu tanımak zorundadır. Devlet neden ibadet toplamına olacağını karar vermez. Ne zaman müdahale edersiniz? Canı malı hırsa namusu tasavvukta bulunduğu zaman. Özgürlükleri kısıtlamaya kalktığı zaman. Eşit davranmadığı zaman. Bunun kuralları vardır, çizgileri vardır. O ortak alana ötekini rahatsız edecek, ötekini kendini ifadeden mahrum edecek alana dokunduğu an kim dokunursa dokunsun ona. Orası işte devleti kırmızı çizgisi olur. O zaman gereken yapılır. Ama bizimkilere serbestlik ama öteki olursa o tehlikeli ama ne olur ne olmaz. Olmaz. Eğer tutarlı olmak istiyorsan, Kürt içinde düşünüyorsan, tarikatçı içinde aynı şey düşünüyorsan, o da memleketli insandır. Alev içinde düşünüyorsan, Sünni içinde aynı şey düşünüyorsan. Bu hususta kendimize bir resim atmalıyız.